1475 numaralı konu, Hazreti Peygamberin zina yapabilmek için izin isteyen bir genci tatlılıkla ikna etmeleri, Kureyş'ten bir genç Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, zina hususunda bana izin ver, dedi, bunun üzerine orada bulunanlar, sus, sus, diye onu engellemeye çalıştılarsa da Hazreti Peygamber, bırakın da yanıma gelsin, dediler, gencin yanına gelmesi üzerine de ona, sen annenin zina etmesini ister misin, buyurdular, Genç sana feda olayım ey Allah'ın Resulü. Tabii ki istemem. Karşılığını verdi. Hazreti Peygamber, sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da annelerinin zina etmelerini istemezler. Peki sen kendi kızının zina etmesini ister misin? Buyurdular. Genç canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hayır, kızımın zina etmesini de istemem. Cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu kez senin istemediğin gibi başkaları da kızlarının zina etmelerini istemez söyle bakalım sen kız kardeşinin zina etmesini ister misin, dediler. Genç buna da, hayır istemem ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun, cevabını verdi. Hazreti Peygamber, sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemezler. Peki öyleyse halanın zina etmesini ister misin, diye sordular. Genç, hayır ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun. Tabi ki bunu da istemem, dedi. Hazreti Peygamberin, halk da halalarının zina emesini istemez, peki sen teyzenin zina etmesini ister misin, buyurmaları üzerine de yine, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bunu da istemem, cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez, dedikten sonra mübarek elini onun omuzuna koyarak, Rabbim, bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, onu zinadan koru diye dua ettiler. Bu duadan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi.